Değerli Çiftçi TV izleyicileri, yine güzel bir programla karşınızdayız. Kısa bir ara verdik ama tekrar hummalı bir şekilde programlarımıza devam ediyoruz. Haliyle Eylül sonu itibariyle de biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde meyve hasatları başlamış durumda. Elması, armutu ve büyük bir çoğunlukla şu an teveccüh gösterilen ceviz bahçelerinin hasatı başladı. Yerli çeşitler Ağustos itibariyle başladı. Eylül itibariyle devam ediyor çeşitlere göre. Yabancı çeşitler de bu ayın sonu, Eylül sonu ve Ekim başı itibariyle de başlanacak. Bu programımızda da genelde hasat ve hasatta karşılaşılan sorunlarla ilgili bir program olacak. İşte karşılaştığımız hastalıklar, neden bu hastalıklar oluyor, ağacımız neden hastalanıyor, hasat ne zaman başlıyor, hasatta dikkat etmemiz gereken kuralları kısa bir zaman içinde size anlatmaya çalışacağım. Özellikle ceviz hasatı başladı. Türkiye'nin her yerinde şu anda hummalı bir şekilde ceviz hasadı yapılıyor. Çeşitlere göre az önce söylediğim gibi değişiyor. Yerli çeşitlerimiz var. Mesela burada bizim bu Kocaeli bölgesinde Sapanca çeşidi Ağustos'un 20'si itibariyle başladı. Halen de devam etmekte. Ama bu ayın, Eylül ayının sonu itibariyle de yabancı çeşitler başlayacak. Ekim başı itibariyle devam edecek. Tabii burada da taze satmak için hasat eden bir kesim var. Kuru satmak için bekleyen bir yetiştirici kitlemiz var. Özellikle de bu kuru satmak isteyen arkadaşlarımız biraz daha beklemek zorunda. Çünkü eğer hasadı erken yaparlarsa sıkıntı olur. Erken yapmamalarını biz tavsiye ediyoruz. Neden diyeceksiniz? Erken yapılan hasatlarda özellikle içlerde bozulmalar oluyor. Yani pamukçuk dediğimiz olay oluyor. Bu pamukçuk da ağacımızın özellikle zaten silkeleme esnasında çabuk düşmediği için uzun silkeleme periyodu oluyor. Veya sırıkla yapılıyorsa devamlı vurarak filizlere zarar verme olayı oluyor. Bunun ötesinde de cevizimizi eğer taze yiyemezse tüketicimiz kışa kalmıyor ve bozulmalar meydana geliyor, küflenmeler meydana geliyor. Özellikle cevizimizin hasatı şöyle göstereyim. Bakın kameramız da göstersin. Şu anda bir yağmur yedi ve güneş açtı. Gördüğünüz gibi çatlamaya başladı. Eylül 26 itibariyle, 25 itibariyle cevizlerimiz hasata hazır hale geldi. Şurada da görüyorsunuz. Evet, hemen hemen tüm cevizlerimizde çatlama var. Yani %50'sinde bir çatlama olduğunda şu şekilde de gösterelim. Gördüğünüz gibi cevizin hasata geldiğini gösterir. İster yerli olsun, ister yabancı çeşitler olsun, cevizimizin çatlamasını beklemek zorundayız. Taze de satmak istesek mutlaka ufak bir çatlama bekliyoruz. Cevizimizin mutlaka dediğimiz gibi hasatında kolaylık olması için bu periyoda uymamız gerekir. Aksi takdirde erken toplanan cevizlerde hasar ağaçta da oluyor, meyvede de oluyor. Bu sene karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, ağacımızın yapraklarını erken dökmesi, erken kararması. Şurada da gördüğünüz gibi ağacın uç yapraklarında kurumalar olmuş. Bu genellikle ilacın o bölgeye gitmemesinden, o bölgenin tam ilaçlanmamasından, gerek antraknoz hastalığı, gerekse irinya dediğimiz erken yaprak yanıklığı bu sonuçları doğuruyor. Yani bizim isteğimiz nedir? Mutlaka bizim ilaçlamayı tam teşekküllü yapmamız gerekiyor. Yani ağacımızın üst yapraklarına da bu ilaçlamanın ulaşması gerekiyor. İç bölgelere doğru gidersek daha değişik sorunları göstereceğim. Özellikle ağacımızın susuz kaldığı zamanlarda yine aynı şekilde kurumalar, yaprakta kurumalar, yetersiz sulamadan kaynaklanan kurumalar meydana geliyor. O da aynı şekilde ağacın tümünde bir sararmayla gösteriyor. Ağacın solması. Bu da ağacımızın susuzluktan kuruduğunu gösterir. Bir de uç dallarda, ince zayıf dallarda kurumalar meydana geliyor. Bunun bir en büyük sebebi kabuklu bitler. Özellikle şöyle dikkatimi çeken kabuklu bit zararını sizlere göstereceğim. İlerleyen dallarda bulabilirsem kabuklu bitin ne şekilde zarar verdiğini, nasıl zarar verdiğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi yabancı çeşitlerde aşırı derecede meyve olduğu için bunları özel gübrelemesini, sulamasını tam yapmanız gerekir. Meyve tutumu ona göre olduğu için mutlaka sizin sulama ve gübrelemeye hassasiyet göstermeniz gerekir. Bakın, şimdi burada kabuklu bitler var. Şurada görüyorsunuz,
Bu ağacın öz suyunu emiyor. Beyaz pamukçuklar şeklinde. Şunları şu şekilde göstereyim. Bunlar ağacın öz suyunu emdiği zaman ağacımızın vitaminine ortak oluyor. Kabuğundaki öz suyu emdiği zaman yeterince cevizimiz vitamin alamıyor ve cevizlerin içinde uç boşluğu ya da yarı dolgunluk veya boş. Ağaç kendinin dış aksamını tamamladığı halde iç vitaminini alamıyor ve bu şekilde senşoje kabuklu biti dediğimiz zararı gösteriyor. Şurada daha belirgin. Burada kameraman arkadaşımız da gelip çekecektir şimdi. Şöyle göstereyim. Şuralarda pamuklu bitler, kabuk bitleri, senşoje dediğimiz kabuklu bitler. Şu mesela senşoje, elimle gösterdim. Bakın şurada daha yoğun bir popülasyon var. Şöyle kamerayı gösterelim. Bakın, bu ağacın öz suyunu emdiği için şöyle dallarda kurumalar meydana geliyor. Bu şekilde. Bakın, şu kurumalar tamamen senşoje kabuklu bitinden kaynaklanan kurumalardır. Dalımızın öz suyunu emiyor ve ağacı güçsüz kuvvetsiz bırakıyor. Bu şekilde dal kurumaları meydana geliyor. Onu yapan bitimiz bu. Kabuklu bit dediğimiz senşoje kabuklu biti. Bunun da tedavisini bakın şurada daha yoğun popülasyon. Büyük ihtimalle gelecek yaza da bu ağacımız çıkmayacaktır. Çünkü öz suyu emildiği için bu dalda kuruma yapacaktır. Gayet net göstermiş olduk bunu da. Devam edelim. Hazır senşoje kabuklu bitinden bahsetmişken onun da ilaçlamasından bahsedeyim. İlaçlaması genelde kışın oluyor. Yazın zor oluyor. Çünkü yazın yapraklardan ötürü o dallara ilacın tam ulaşması zor olduğu için biz genelde kışın ağaçların çıplak olduğu Ocak ayında yağlı ilaçlarla veya işte yağlı ilacın içine insektisit katarak mücadelemizi yapıyoruz. Ayrıca şimdi daha yeni etken maddesi bufrazin olan etken maddeli ilaçlarımız var. Bunlardan da mutlaka kullanmamız gerekiyor. Senşoje kabuklu biti dediğimiz kesinlikle basite alınabilecek bir zararlı değil. Dikkat edilecek ve mutlaka önlem alınması gereken bir zararlı senşoje kabuklu biti en az iç kurdu kadar zarar verir. Bunu anlattıktan sonra hazır iç kurdundan bahsettik. İç kurdundan da bahsedelim. Ağaçlarımızın iç kurdu ile mücadele sadece bir dönemde değil. Genelde 3-4 ilaçlamayla biz iç kurduyla mücadele edebiliyoruz. Yani sadece bir ilaçlama bize yeterli değil. Çünkü güveler 3-4 döl bırakıyor ve zamanları var. Bunlar erken uyarı sistemleri, fenomen tuzakları ile genelde il tarım ve ilçe tarımların kurduğu civara fenomen tuzaklarıyla bunlar erken bildirim yoluyla, mesajlaşma yoluyla sizlere bunları bildiriyorlar. Siz de bu ilaçlamalara mutlaka önlem almanız gerekiyor. İç kurdu girdiği zaman siz ilaçla yıkasanız dahi iç kurduyla mücadele edemezsiniz. İç kurdu gelmeden, yumurtasını bırakmadan mücadele yapmanız lazım. Güve uçuşu başladığı zaman yapmanız lazım. Yaklaşık 3-4 döl bıraktığı için bu erken dönemde, özellikle ben şöyle tarif edeyim. Fındık büyüklüğüne geldiği zaman, nohut büyüklüğüne geldiği zaman ilk ilaçlamayı yapmanız gerekiyor. Fındık büyüklüğüne geldiği zaman ve tam olgunluk dönemi, Haziran sonunda da ilaçlama yapmanız gerekiyor. Ağustos ayında gelen iç kurdu zararı cevizimizin içine zarar vermiyor. Ama dış yeşil aksamında ve tahta kabuğunda görüntü kirliliği yaptığı için biz de genelde Ağustos ayındaki mücadeleyi de devam ettirmek istiyoruz. Ağustos aylarında da son bir iç kurdu geliyor. Meyvemize zarar vermiyor fakat dış kabuğunu, yeşil kabuğunu akıntılar yaparak, dış kabuğunu çizerek görüntü kirliliği yapıyor. Son döl meyvemize zarar vermiyor. Önceki 3 döl meyvemizin içine kadar girip zarar veriyor. Şu anda gözüme takılan bir senşoje kabuklu bitinin zararı var. Akit kardeşim de şöyle göstersin. Ben de şu şekilde yakaladım. Bakın. Şu bit yoğunluğunu görüyor musunuz? Bu şu anda ergin dönemde, olgun döneminde de, yetişkin döneminde de kırmızı noktalar halinde kendini belli edecek. Kışa doğru kırmızı noktalar şeklinde görülecek. Senşoje kabuklu bitinin zararı ve pamuklu bitin zararı. İkisinin ortak bir zararı var bu bölgede. Sizlere de bunu göstermiş olduk. Demin bahsettiğim gibi iç kurdu zararı da
ilk 3 dölde mutlaka ilaçlama yapmamız gerekiyor. Bunlar önemli. İç kurdu genelde meyvenin iç kısımlarındaki meyvelerde iki tane meyvenin tam birleştiği yerlerden güveler yumurtasını bırakıyor ve zarar yapmaya başlıyor. Bir diğer zarar da az ilerlediğimizde göreceğiz. Makro ve mikro element eksiklerinden kaynaklanan zarar var hasatta. Bu yıl gördüğümüz ağırlıklı olarak noksanlıkları anlatıyorum size. Özellikle potasyum cevizimiz için olmazsa olmazımız. Toprak analizimizi ve yaprak analizimizi yaptırdık. Her ne kadar topraklarımızda potasyum varsa da bazen kalsiyumun fazla olması, kirecin fazla olması potasyum elementinin alımını engelliyor. Potasyum elementinin alımını engellediği zaman da meyvemizin içini dolduramıyor meyvemiz. Ya şekil bozukluğu oluyor ya da kalibrede düşüklük oluyor. Küçük meyveler oluşuyor. Mutlaka potasyumu yapraktan iki sefer vermenizi tavsiye ederim. Ayrıca cevizimizin tahta kabuk kalınlığı için yani makinede kırılmaması için bir seferde yapraktan kalsiyum uygulamanızı tavsiye ederim. Ama potasyum gerçekten cevizlerimiz için önemli. Bunu da ihmal etmememiz gerekiyor. Evet, ilerleyelim Agit kardeşim. Daha değişik sorunlar var. Onları da göstereceğim. Potasyumu anlattık. Potasyum çok önemli. İç dolgunluğu için önemli. Yapraktan dediğim gibi mutlaka uygulamamız gereken bir şey. Dediğimiz gibi ilaçlamayı tam yapmazsak yapraklarda yanıklıklar meydana geliyor. İrvinya özellikle 35 dereceyi geçtikten sonra sıcaklıklar. Yağan bir yağmur aşırı derecede mantar popülasyonunu arttırıyor. Özellikle Marmara, Karadeniz gibi bölgelerde, hatta şimdilerde İç Anadolu'da aynı şekilde yağmur arkası açan bir güneş, 35 derecelik bir sıcaklık, antraknoz ve irvinya dediğimiz ateş yanıklığı hastalığını cevizlerde net bir şekilde gösteriyor. Özellikle uç bölgelerdeki yaprak dökülmeleri, ani kahverengileşip dökülmeler, bunlar da bizim antraknoz ve irvinya hastalığımızın bir mantari hastalık. Şurada gördüğümüz bizim tamamen bakteriyel yanıklık. Evet, bakteriyel yanıklık dediğimizde işte gördüğünüz gibi cevizlerde yaptığı hasar. Bunun ilk ilaçlaması dediğimiz gibi yaprakları, tomurcukların patlamaya başladığı zamanda özellikle bakır hidroksit ilaçlarımızda ilaçlamalara başlıyoruz. Bakır bunun tek tedavisi. Yoksa başka bir tedavisi yok. Bakırlı ilaçlarla bunu gelmeden önce özellikle çiçek burnunda başlıyor bu. Daha sonra tüm meyveye yayılıyor. Çiçek burnu dediğimiz bölge şu bölge. Buradaki ufak bir kararma meyvenin olgunluk döneminde bu şekilde kararmaya sebebiyet veriyor. Bakırlı ilaçları özellikle dediğimiz gibi ilk patlamaya başladığı zaman fare kulağı büyüklüğünde ve yaprağın tam büyüklük zamanına gelinceye kadar 3-4 sefer bakırlı ilaçlarla bakteriyel yanıklık için mücadele etmemiz gerekiyor. Yine devam edelim. Bir diğer sorun da güneş yanıklığı. Şöyle göstereyim. Bu da bizim güneş yanıklığı. Bunu bir hastalıkla karıştırmayın. Şu şekildeydi meyvemiz. Bu bir güneş yanıklığı. Bu genelde meyvemizin 35 derece sıcaklığı açtığında güneşe doğru bakan tarafında olur. Her ne kadar güneş koruyucu attıysa da geç kalınmış bir atmaydı. Bu güneş yanıklığı olduktan sonra atılan ilaç bir fayda vermez. Meyvemize ne gibi zararı var? Meyvemizin iç bölgesi, bu bölgeye bakan meyvemizin içi hafif bir esmerleşme ve kahverengileşme meydana geliyor. Diğer kısmı beyaz kalıyor. Bu bölgede hafif bir kahverengileşme meydana geliyor. Bu da meyve kalitemizi bozuyor. Her ne kadar dış kabukta bunu belli etmesek de. Efendim? İstersen kıralım abi onu. Evet, bu meyvemizi bir de kırarak içindeki meyvenin hangi şekilde karardığını göstereyim size. Bakın bu bölgemizde. Şurada kırayım. Gördüğünüz gibi bu bölgede kahverengileşme yapıyor. Hatta tamamını etkilemiş güneş. Şu anda hafif bir kahverengileşme gözükse de meyvenin olgunluk döneminde biraz daha kahverengi duruma geçecek. Bunlar da tabii bizim güneş yanığı ile mücadele etmemizde kaliteli kaolin kullanmamıza bağlı. Yani kaliteli kaolin dediğimiz şu şekilde göstereyim.
Agit kardeşim. Bakın şu beyaz lekeler kaolini gösteriyor. Ama kaliteli kaolin kullanmazsanız sadece bu şekilde koruyucu atmış gibi görünürsünüz ama aslında pek de bir faydası olmaz. Bazı kaolinler gerçekten işe yaramıyor. Bir diğer hastalığımız da fusarium. Çok yaygın kök çürüklüğü hastalığı. Fitoptera ve fusarium. Ağacınız yeşil devam ediyor. Gayet güzel yaz gidiyor. Bir anda ağacınız yeşil meyvesi üzerinde aniden kurumalar meydana geliyor. Şu anda yan tarafında ağacımızda gördüğümüz gibi meyvesi tamamen üzerinde fusarium hastalığı. Bu tamamen bir kök çürüklüğü hastalığı. Ağacımızın sadece bir dalı yeşil kalmış. Sadece buradan bir enerji alıyor. Fakat ağacımız şu an fusarium hastalığı. Yani bunun sebepleri şu. Bir, kökte su birikmesi, kara su dediğimiz taban suyu. İkincisi de drenaj yapılmadan sulanması, ağacımızın tüm bölgesinin sulanması. Bu da ağacımızın gövde kısımlarına su değmesi halinde ve sıcaklığında 35-40 dereceyi aştığı hallerde ağacımız bu şekilde tamamen yaprağını ve meyvesini dökecek şekilde kurumalar meydana geliyor. Ani kurumalar. Bunlar genelde Temmuz sonu Ağustos aylarında olur. Bu kurumalarda çiftçilerimiz gerçekten çok soru soruyorlar. Bunun aslında ilaçlı mücadelesinden ziyade bunun tek önlemi drenaj. Özellikle ceviz dikimi yapacak arkadaşların ceviz çukur bölgesini çakıllı dere çakılı, dere mili, dere şeyleriyle doldurmaları veya drenajı yapılmış biraz daha toprağı yükselterek sırta dikim yapmalarını, kök bölgesinde suyun bağlanmasını engellemesi ve sulamada da kök bölgesine yanaşmamasını, genelde taç üz düşüm taraflarını sulaması bu hastalığı önleyici tedbirlerdir. Aksi takdirde hastalık bulaştığında bu hastalığı ilaçlı tedavisi çok zor. Her ne kadar piyasada bazı ilaçlar varsa da çok da etkili olmuyor. Ve gördüğünüz gibi 15-20 yaşında ağaç bir anda belki de üzerinde, yani abartısız söylüyorum, 100 kilo kadar fazla meyve var. Fakat şu anda kurumuş bir vaziyette. Sadece bir dalı yeşil o bölgedeki, demek ki şu şekilde düşünelim. Ağacımızın bazı toprak altında kalın kökleri vardır. Sağa sola giden kazık kökleri vardır. Bunlardan şu dalın bağlandığı kazık kökte bu hastalık var. Şu dalın bağlandığı yerde, kazık kökümüzde fusarium hastalığı var. Fakat şu bölgede biraz daha kuru kalmış. Şu iç bölgede. Bu tarafa gelen kazık kökün bu daldan aldığı enerji, yani bu dalın aldığı kökteki enerji duruyor. Gayet de yeşil. Aynı ağaçta, yani damarlar arası farklılık diyelim biz buna. Yani kökte elimin parmakları gibi kalın kökler gider. Daha sonra saçak kökler açılır. Bu parmak gibi olan köklerin bağlantısı olduğu dallar vardır o bölgede. Bu bölgedeki bu dal şu anda bağlantısı kazık kökü sağlam. Tam bir hastalığa ulaşmamış. Ve yeşil duruyor. Hiçbir hastalık gözükmüyor. Fakat şu dalların bağlantılı olduğu dipteki kazık kökler çürümüş ve mantari hastalıktan ötürü ölümü gerçekleşmiş. Tabii ki buna da sirayet edebilir mi? Kesinlikle edebilir. Ağacımızın tamamen bunun köküyle çıkarılıp olduğu yer güzel dezenfekte edilmesi, kireçlenmesi, göztaşı ile en az bir yıl bekletilmeli. Hemen dikim yapılmamalı. Orası çukur kalmalı ve o bölgeye de yumruk büyüklüğündeki taşları, kepçenin açtığı taşları koyarak, üzerine tekrar toprak koyarak drenaj sağlamamız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi bu çok büyük bir zarar. Özellikle yağışlı olan bölgelerde, yani ben sulama yapmadım deyip kuluyanlar da var. Bu tamamen dediğim gibi nemin kapması, ağacın kökün hastalığı kapması ilk yağışlarla birlikte başlar. Daha sonra yüksek sıcaklıklarla birlikte hastalık daha aktif hale gelir. O yüksek sıcaklıklarda da ağacın bağlantısını kökünün çürümesiyle birlikte kesilir ve ani ölümler gerçekleşebiliyor. Özellikle Temmuz sonu ve Ağustos başlarında bu hastalığı görmek mümkün. Evet. Programımız da hızla akıp gidiyor Agit kardeşim. Daha sorularımız çok, bahçede göstereceğimiz şeyler de çok ama biz bir hasatı da gösterelim. Hasat nasıl yapılır? Çünkü hasat mevsimi geldi. Hasatta da ağacımıza çok kötü zararlar veriliyor. En azından ufak bir bilgi sunmuş olalım.
Onu da göstermiş olalım. Çünkü hasatta çok önemli şeyler var. Ağacımızı hasat ederken de öldüren çiftçilerimiz var. Ağacı sürekli sallama, ağacın halkasını yanlış yere bağlama veya nasıl diyeyim, kumlu topraklardaki silkeleme taktiğiyle kirli topraklarda, sıkı topraklarda ağacımızı hasat etme çok farklı oluyor. Şimdi makinalaşma oldu zaten. Makinalaşma olduğu için de bizler özellikle makine yoluyla silkeleme yapıyoruz. Ucuz temin edildiği için makinalı hasatta yapıyoruz. Şunları atalım. Evet, makinalı hasattan bahsettik. Özellikle de şimdi hasattan sonra da mutlaka bu tip yeni yapılmış aşılı ağaçlarımızda budamasını yapmamız lazım. Hasattan sonra bunları kışa bırakmamamız lazım. Bu sürgünleri temizlememiz lazım. Geçen yıl Agit arkadaşım da hatırlayacaktır. Buna aşı yapmıştım ben. Aşı programında. Bakın 2 yıl geçti. Ağacımız tekrar ağaç oldu. Bu bizim amcaoğlunun bahçesinde. Bu şekilde aşılarımızı tamamladık. Evet, şimdi yavaş yavaş bir hasat için traktöre doğru gidelim. Orada hasatın nasıl yapılması gerektiğini göstereyim. Gerçekten bu sene hastalık yönünden çok yaygın. Havalar müsait gitti. Hastalıklar için müsait gitti. Ve hastalıklar gerçekten çok yayıldı. Ağaçlarımızda her ne kadar 3-4 ilaçlama yaptıysa da kurtaramayanlar var. Onun için mutlaka bizim ilaçlamaları zamanında yapmamız gerekiyor. Ve doğru ilacı kullanmamız gerekiyor. Bazen bazı mantar ilaçları etkili olmuyor bazı hastalıklara. Onun için etkili olan ilaçları kullanmamız gerekiyor. Tabii ki hasatta dikkat etmemiz gereken kurallar var dedik. Bunları anlatacağız. Şöyle traktörümüzü istop edelim. Kayışımızı alalım. Agit kardeşim de gelsin. Ben bir şeyler anlatayım burada. Şimdi hasat ederken dikkat etmemiz gereken kurallar. Örneğin böyle bir taçlandırılmış ağaçta. Bakın dört yöne de ağacımız gidiyor. Biz traktörümüzü tek yöne çekip hepsine halka takamayız. Dördü de farklı bölgede. Örnek veriyorum, bu ağacımız bu bölgeye doğru bir yatış göstermiş. Biz ağacımızı bu bölgeden takıp sallayamayız. Bu dal kırılır bu bölgeden. Yani buradan çekip sallayamayız. Yani bu ağacımızı karşıya geçecek traktör ve kementimizi özellikle boğum yerlerine denk getireceğiz. Şöyle yapalım. Şu şekilde boğum yerleri. Düz yere koyamayız. Sıyrılıp gidiyor ve ağacımızın kabuğuna zarar veriyor. Şu şekilde boğum yerlerine takıp karşıdan silkeleyeceğiz. Veya şunu da göstereyim. Bunu da göstereyim. Bakın, ağacımız bu bölgeye yatış göstermiş. Yani sağ tarafa doğru yatış göstermiş. Biz ne yapacağız? Bunu bu tarafa doğru çekeceğiz. Yani ağacımızın yatış yönüne ters bir vaziyette. Bu tarafa doğru çekeceğiz. Ağacımız daha rahat hasat edilsin diye ve daha çok meyvesini döksün diye. Aksi takdirde hem ağacımız kırılma tehlikesi var, hem de meyvenin dökümü daha az olacaktır. Bunu bağlayalım şuradan. Örnek bir silkeleme yapalım. Bir de şu var, az sonra onu da göstereceğim. Kayışı bağladığımız yerlerde bazı kayışlar 2 sene hasat edildikten sonra deforme oluyor. Ve ağacımızın kabuk kısmını silkelerken zarar veriyor. O kabuk bölgesinden de mantar hastalıklar ve çürümeler meydana geliyor. Onun için ya bir şu şekilde keçe yaptım ben. Yani hasatta şöyle, yani şu kuşağı takmadan önce şöyle bir keçe de kullanabilirsiniz. Bunu tabii ki şeye de kuşağa da monte edebilirsiniz, dikebilirsiniz. Bu şekilde bir keçe yardımıyla da ağacımızı korumuş oluruz. Aksi takdirde kabuk kısmında ileri geri sürtünmeden ötürü aşırı derecede zararlar var. Onu da az sonra eğer denk gelirse bir ağacımızda yaptığı zararı göstereceğim. Bu şekilde takıyoruz. Sökeyim şeyi de. Dursun.
Evet. Önceden bakımlarınızı mutlaka yapın. Aksi takdirde hasat zamanı çok atraksiyonlu oluyor. Yağlanmasını, her şeyini önceden yapmanız gerekiyor. Evet, kuşağımızı taktık. Bakın, ağacımız o bölgeye yatık. Ben bu şekilde asılıyorum ki ağacımızın dokusuna herhangi bir zarar vermesin. Hasatı da yapalım. Ne kadar esnettiğimizi gösterelim. Bismillah. Ağır devre alıyoruz. Takviyeli çalıştırıyoruz. Aksi takdirde hızlı bir kalkışta dalımızı koparabiliriz. Onun için yavaş yavaş asılıyoruz. Bu şekilde. Bu hasatı yapan kişinin biraz daha eğitimli, biraz daha profesyonel olması gerekiyor. Ağaçlarımız kolay yetişmiyor tabii ki. Bakın, dalımızı hafif esnetiyoruz. Çok fazla çekmiyoruz. Şöyle göstereyim. Tam gerginlik dönemine geldi. Bu şekilde fazla asılırsak kırılır ve ağacımızın kabuk kısmında deforme meydana gelir. Şimdi ağacımızı esnettik ve silkelemeye başlıyoruz. Evet. Bu şekilde silkelemeye başladığımızda çok uzun tutmamak şartıyla. Zaten ağaçlarımızın, meyvemizin kabuğu çatladığı için de çabuk yere düşüm oluyor. Hatta birçoğu da ayıklanmış düşebiliyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet, hasat bu şekilde yapılıyor. Tabii bunun altına bir branda gererseniz kolay olur toplamada. Hasatta brandalara topluyorlar. Tabii bu sizin şeyinize kalmış. Evet, ağacımızın bu bölgesinin hasarını da önlemiş olduk. Az önce size bahsettiğim gibi bazen o aşırı kayışların deforme olmasından kabuk kısmındaki sürtünmeden ağaçlarımız bazen zarar görüyor. Şurada bir tane bakalım Agit arkadaşım. Buranın hasatı tamam gibi. 4 tane dalı var. Biz sadece bir dalını silkeledik. 4 bölgeye de ayrı şekilde yapacağız. Aynı bölgeden bağlayamayız. Şu anda traktörün bulunduğu bölgeden biz buna bağlayamayız. Traktörümüzü oraya çekeceğiz, o bölgeden silkeleyeceğiz. Diğerini bu bölgeden silkeleyeceğiz, şu dıştakini de şu bölgeden. Yani yattığı kısmın ters bölgesinden silkelemeye başlayacağız. O kayışın vermiş olduğu zararı şuralarda bakalım. Geçen yıldan varsa göstereyim. Evet. Çünkü geçen yıl burada çok zarar vermişti kayışlar. Onları göstermek için sizlere... Şurası olabilir mi abi? Yok, şu bölge değil. Aynı buna benzer bölgelerde zarar veriyor. Tam boğum ve şurada var. Mesela ağacın da dalına eğmiş. Bakın. Şu bölgeye takmış. Ağacımızın bu kabuk kısmını tamamen deforme etmiş, yakmış. Çünkü belli bir kuvvetle asılıyor ve ağacımızın piston yardımıyla silkeleme yapıyor ve kayış bu bölgeyi ısıtarak yakma yapıyor o kabuk bölgesinde. Ağacımız çok sağlıklı değilse bu bölge mantari hastalıklardan veya deforme olduğundan ağaç üzülmüş oluyor. Bir nevi dokuya zarar vermiş oluyoruz. Şu bölgede de var bir tane. Şöyle göstereyim. Bakın. Tam şu bölgede yine aynı zararı görüyorsunuz. Kayışın bağlandığı bölgede. Burası da aynı şekilde kayışın bağlandığı bölgedeki zarar. Bunlar tabii basite aldığımız işler fakat bizi çok etkileyen şeyler. Yani ceviz hasatı gerçekten önemli. Bakımı önemli. Belki şu anda Türkiye'de hep gösterildiği için, daha çok üzerine düşüldüğü için cevizin yetiştiriciliğinin daha kolay olduğu söyleniyor. Fakat hiç de öyle olmadığını ceviz yetiştiricileri gayet iyi bilir. Sektör gerçekten takip isteyen,
hassasiyet isteyen, dikkat edilmesi gereken ve pahalı bir meyve olan bir sektörden bahsediyoruz. Öyle herhangi bir meyve değildir ceviz. Ceviz uzun tüketimi, uzun dayanımı olan, dünyaca bilinen, sevilen, yenen bir meyve çeşidi. Onun için biz bunu sadece diktik, bu sene hasat edip kökleyeceğiz diye bir şey değil. Tek yıllık değil. Yaklaşık 50-100 yıl aktif çalışan, aktif meyve veren, hatta 200-300 yıl yaşayan cevizlerimiz var. Meyvesini veren cevizlerimiz var. Onun için bakımları da böyle hani ihmal edilebilecek. Özellikle dikimlerde dikkat etmeniz gerekiyor. Hastalıklı fidanlar almamanız gerekiyor. Dikimlerde işte önceden sökülmüş fidanları almamanız gerekiyor. Yani sökümü yapıldıktan kısa bir süre sonra toprağınıza dikilmesi gerekiyor. Çok uzun süre kumda bekleyen fidanlar genelde tutum zorluğu yaşıyor. Erken sökümlere dikkat edin. Erken sökülmüş meyve fidanlarını almayınız. Bu ceviz değil, her meyvede aynı şekilde. Acele etmeyiniz fidan almak için, yeni kurulacaklar için söylüyorum bunları. Acele etmeyiniz. Yani Ocak, Şubat, Mart ayına kadar dikimi oluyor. Mart sonuna kadar dikim gerçekleştirilebiliyor. Siz Kasım ayında, Ekim ayında fidan alıp dikerseniz tutmama riski daha büyük. Acele etmeyiniz. Fidanlar yapraklarını kendi orijinal döktüğü zaman, yani elle sıyırma değil, orijinal doğasında dökümünü gerçekleştirdiği zaman siz fidanlarınızı alın ve dikmeye başlayın. Yoksa erken dönemde aldığınız fidanlar %70'i tutmayacaktır. Bunu da bilginizle söyleyeyim. Çünkü bu arada hasattan sonra hemen dikim zamanı girecek. Burada da geniş çaplı zaten bir Türkiye'de dikimi devam ediyor. Bir yandan ağaçların böyle hastalıklardan ölümü var, yerine dikilmesi var. Bir yandan da yeni kurulan bahçelerimiz var. Biz Çiftçi TV olarak, tüm ekip olarak böyle hani dikicinin, üreticinin zarar görmemeden tüketiciye sağlıklı meyve ulaştırması için hassasiyetli programlar yapmaya çalışıyoruz. Organik programlar yapıyoruz. Ağacında her şeyi gösterip tedavisini ona göre uygulatmaya çalışıyoruz. Tabii ki anlattığım şeyler öyle baştan savulacak şeyler değil. Hepsi birbirinden önemli bilgiler. Yani ilk başta bahsettiğim bir San Jose kabuklu biti dahi veya bir pamuklu bit dahi, bir kırmızı örümcek zararı dahi ağacımızda büyük zararlara sebebiyet verebiliyor. Kırmızı örümcek deyip geçiyoruz, bazen ihmal ediyoruz. Kırmızı örümceğin mücadelesi farklı bir mücadele. Yani bir iç kurduna attığınız ilaç kırmızı örümceğe etkili değil. Bazen duyuyorum, İşte ben iç kurduna attım, kırmızı örümceğe de yok etmiyor. Onun etken maddesi farklı. Ona ayrı bir ilaçlama yapmanız gerekiyor. Biz daha önce derlerdi ki işte cevizin bir hastalığı, bir de zararlısı. Bir antraknoz hastalığı, bir de iç kurdu zararlısı olur. Fakat öyle değil, çok geniş kapsamlı, yaklaşık 10-12 çeşit hastalık ve zararlısı var. Hatta bu yıl gördüğüm, danışmanlığını yaptığım bölgelerde pasakarı dediğimiz akarisitlerin yaptığı zarar var. Şu anda Marmara bölgesinde yok, size gösteremeyeceğim ama pasakarı dediğimizde özellikle elma armutta etkili olan böyle zımparalanmış gibi meyvenin üzeri kahverengi püftürüklü bir doku oluşur. Bu cevizde de oluyor. Cevizin içine zarar vermese de cevizin kalibresinde bir düşüklük meydana getirebiliyor. Kalibresini düşürüyor. Hatta bir yere gittim ben. Eğer tam erken dönemde rastlamasaydık ağaçların tamamı pasakarından büyük bir zarar görecekti. Orada erken mücadeleye başladık. Pasakarının da gerçekten etkili maddeleri var. Bunlarla mücadele edersek herhangi bir zarar yok. Takipten oluyor bunlar. Arazinin içinde doğru teşhis koymak veya bu işi bilmiyorsak birilerinden ufak tefek yardımlar almanız, rica alan veya gösterimler yaparak, sosyal medyadan paylaşımlar yaparak bunlar hakkında bilgi sorabilirsiniz. Tabii bizleri de çok fazla herkese şey yapamıyoruz. Böyle programlar yardımıyla tüm herkese faydalı olmuş oluruz. Sizler Çiftçi TV izlemeye devam edeceksiniz. Bu programların arkası gelecek. Doğru bilgileri biz sizlere etken maddelerini anlatarak, ilaçlı mücadelelerini anlatarak programımıza devam edeceğiz. Sezon başında burada, bu bölgede yine bir hastalıklarla mücadele takvimi uyguladık. En uygun şekilde nasıl hastalıklarla mücadele edilir, zararlarla nasıl mücadele edilir? Orada 7-8 takvim sunduk. Bu periyoda uyanlar genelde sezonu sağ çıkardılar. Uymayanlar şu bahçede görüldüğü gibi
hasarlı ve yarı dolu, yarı boş bir ağaç sezonu geçirdi. Onun için genelde işte bakım çok önemli dedik. Bakım olan, özellikle bir yabancı ot temizliği. Yani bu zararlı ve hastalıkların konukçusu durumda. Bu yabancı otlarla mücadele edersek bir nevi hastalıklarla ve zararlarla da mücadele etmiş oluruz. Özellikle zararlarla. Çünkü konukçu olarak duruyorlar. Örneğin bir pasakarının diyelim yeşili çok sever. Eğer biz bu otlar kurumaya başladığında sulanan cevizimize doğru bir akım gösterirler. Onun için yabancı otlarla da mücadele çok önemli. Burada konukçu bırakmamamız gerekiyor. Temiz bir bahçe olursa. Yani bunlarla mücadele ne olabilir? Ot kesim araçları var, herbisitler var, kök bölgesine yanaşmamamız gerekiyor. Özellikle derin sürüm hiç yapmamamız gerekiyor. Yetişkin ağaçlarda köklere zarar verir. Daha sonraki uygulamalar bize fayda vermez. Yani bir ağacımızı önemli olan hastalığa yakalatmamak. Hastalığa yakalattıktan sonra onun, şöyle söyleyeyim, insandan örnek vereyim. Kemoterapisi, ışın tedavisi çok fayda vermeyecektir. Sadece süreci biraz daha uzatmış olacağız. Yani ağaçlarımızı hastalığa yakalatmamamız gerekiyor. Önemli şeyler. Hasat zamanı da geldi. Çiftçilerimize inşallah böyle bereketli, böyle bol bir meyve sezonu diliyorum ama biz tabii sadece bir bölgeyi değil, tüm bölgeleri gezdiğimiz için çok sağlıklı ağaçlar olmuyor. Bu mücadele 12 ay yapılması gereken bir mücadele. Sadece kışın 1-2 defa uygulama ama yazın çok sıkı bir takiple ilaçlama yapmamız gerekiyor. İlaçlamaların kalibresini doğru yaptırmamız gerekiyor. Ağacın tamamını ıslatacak şekilde devirli kullanmamız gerekiyor. Bunlar da önemli şeyler. Evet diyor, ilacı attım diyor. İlacınızı kullandım diyor fakat yine bu hastalığa. Peki nasıl yaptın diyorum. İşte şu devirde hızlı geçiyor. Ağacın hızlı geçtiği zaman da tam bir ıslatma, tam bir ilaçlama olmuyor. Veya ağacın tamamı ıslanmıyor. Üst bölgeleri kuru kalıyor. Az önce de gösterdim. Genelde taze filiz tarafları, yukarılar ilaçlanmadığı için yüksek ağaçlarda uç bölgelerde irvinya, ateş yanıklığı dediğimiz 35 derecelik sıcaklıklarda nemle birlikte ani yaprak kurumaları ve kahverengileşme, ondan sonra da dökülmeler, çıplak dal kalmaları. Bunlar bizim irvinya dediğimiz ateş yanıklığı ve antraknoz dediğimiz hastalıklar yoğun bir şekilde devam ediyor. Cevizin sadece dedik ya 3-4 türlü hastalığı yok. Artık 10-12'den bahsetmeye başladık. Çünkü ne kadar yoğun popülasyonlu bir dikim gerçekleşiyorsa bir meyvede o kadar hastalık periyodu da genişliyor. Çünkü daha önce böyle ekonomik kurulmuş ceviz bahçeleri yoktu. Onun için genelde hastalığı ve zararlısı da azdı. Fakat şu anda Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde ceviz dikimi gerçekleşiyor. Onun için de hastalık ve zararlı periyodu da genişliyor. Belki bu sene, geçen yıllarda biz pasakarından bahsetmezken bu yıl cevizde pasakarından bahsediyoruz. Belki geçen yıllarda o kadar pamuklu bitten, senşoje kabuklu bitinden bahsetmezken ağacın, şu anda ondan bahsediyoruz. Yani bunlar çok geniş periyotlar. Bakteriye yanıklık olsun, antraknoz olsun, bunlar cevizimizin çok çeşitli şekilde yaprak aksamına ilk önce zarar veriyorlar. Tabii ki biliyorsunuz ağaç yapraklarından nefes alır. Yaprağı olmayan meyvede ya küçülür, ya dökülür, ya da bozulur. Hasatta bir de şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Belki ilerleyen haftalarda onu da göstereceğim. Meyvelerimizi topladık. Bunu çeşitli şekillerde taze satımı da oluyor. Kuruya da bırakılabiliyor. Kurutmada özellikle gelecek programlarda bahsedeceğim. Nemini doğru almak gerekiyor. Ya bu ister geleneksel bir kurutma olsun. Yani siz raflara dizip karıştırma 2-3 günde. Normalde 6-7 günde cevizleriniz kurur. Ama bir makinalaşmayla kuruma, o yaklaşık 24 saatte cevizinizi kurutabiliyor makine. Onun için kurutmada nem kalmaması gerekiyor. Nem kaldığı takdirde cevizde paslaşma, kuruya dönme, işte nasıl diyeyim, kararma içinde nem kaldığı zaman ve pamukçuk dediğimiz küflenme meydana geliyor. Bu da kurutmada önemli. Gelecek haftalarda da kurutma makinelerinde kurutmayı anlatacağız. Dediğim ya, periyot çok geniş, bir sürü cevizin sorunları var.
Ceviz öyle hemen bir anda toplanıp dikildikten sonra hasata gelen bir meyvemiz değil. Uzun bir periyot. Ta ki kurutup tüketiciye ulaşıncaya kadar çok geniş bir periyotta meşakkat isteyen, çaba isteyen, hem maddi hem manevi bir çaba isteyen bir meyvemiz. Evet, programımız hızlı akıp gitti. Ben de hızlı anlatmaya çalıştım. Fakat görüyorum ki programlar bize yetmeyecek. Biz devamlarını çekmeye başlayacağız yine. Çünkü ceviz yaklaşık, dedim ya, Ağustos'un 20'sinde başlıyor. Ta ki Ekim'in 20'sine kadar devam ediyor. Marmara'da daha erken başlıyor. Çünkü daha erken çiçeklenme başladığı için. İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da daha geç hasat ediliyor. Ekim'in 10'unda 20'sinde hasat edilen cevizler var. Aynı çeşit olmasına rağmen, yabancı çeşit olmasına rağmen soğukluk ve iklim periyodundan sebep 10-15 gün aynı çeşitte fark olabiliyor. Çeşitlerin kendi arasında da farkı anlattım programda. Yerli çeşitler daha erken olur. Onların hasatı daha erken başlar. Biz ülkemizde artık kendi kendine yetebilen bir ülke haline doğru adım adım ilerliyoruz. Şu anda her ne kadar ithal cevizler ülkemizde yaygın olsa da yaklaşık 5-10 yıl sonra da kendi cevizimizden bahsetmeye başlayabiliriz. Yılın 12 ayı. Yoksa bizim kendi cevizimiz 3 ayda bitiyor. Gerek taze tüketim çok fazla olduğu için, gerekse kurutmada 3 ayda hemen tüketebiliyoruz. Bizim buranın yerli cevizleri ithal cevizlere göre çok daha lezzetli, çok daha güzel. Aynı çeşit bir dış ülkedekiyle bizim iklimimizde yetişen arasında aroma ve tat olarak çok fark oluyor. Bu da bizi gerçekten memnun ediyor. Biz sadece üretip kendi ülkemize değil, yurt dışına da satacağımıza eminim. Gelecekte mutlaka gıda önemli bir sektör olacaktır. Ceviz, hakeza buğday kadar önemli bir meyvemiz. Proteini ve insana verdiği güç, kuvvet, beyni olan gümüş iyonunun faydasıyla birlikte bizim çocuklarımızın da ceviz tüketmesi gerekiyor. Evet, değerli izleyenler, şu anda hasat bu bölgede de başladı. Az önce hasatı da gösterdim. Silkme yöntemini de gösterdim. İnşallah cevizlerimiz sağlıklı bir şekilde sezonu tamamlamıştır. Sizler de bol para kazanırsınız. Ekonomiye katkı sağlarsınız. Ailenize katkı sağlarsınız. Bizler her türlü yardımcı olmaya çalışacağız. 30 yıldır bu sektörde gördüğümüzü sizlerle paylaşıyoruz. Okuduğumuzu paylaşıyoruz. Gerek mektepli. Ben de bir ceviz yetiştiricisiyim. Benim de bahçelerim var. Ben de sizin gibi bu periyotları yaşayan bir insanım. Sizlere faydalı olduysam ne mutlu bana. Gelecek programlarda da hasat ve kurutmayı göstereceğiz. O çok önemli. O diğer programlarda görüşüp sizlere daha geniş kapsamlı o konuda bilgi vermeye çalışacağız. Şimdilik programımızın süresi doldu. İlerleyen programlarda inşallah görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.